Merhaba, hoş geldiniz Fatih Bey. Evet. Evet, Merhaba sevgili webinarımızın. Yüksel Bey. Merhaba, nasılsın Fatih, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Artık webinarın son webinarımız Haziran ayı için. Önümüzdeki Temmuz-Ağustos'ta biraz daha farklı webinarlarla inşallah katılımcılarımızla buluşacağız. Şimdi hemen her webinarda olduğu gibi ben yine hemen kendimi tanıtayım. İsmim Göksel Kurt. Downforce Drives firmasında yaklaşık 7,5 yıldır çalışıyorum. İş geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Önünüzde gördüğünüz panelden biraz bahsetmek istiyorum. Önünüzde katılımcı panelini görebilirsiniz. Bu katılımcı paneli üzerinden bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Direkt olarak tüm webinar boyunca sessiz moddasınız. Eğer bir söz almak ya da bir şey hakkında yorum yapmak isterseniz direkt olarak bize questions tarafından yazabilirsiniz. Ayrıca handout kısmını göreceksiniz. Handout kısmında Danfoss Drives ürünlerinin kataloğunu ve bunlarla ilgili ayrıca bu ay itibariyle bitirdiğimiz webinarların kataloğunu da bulabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa dediğim gibi sunum esnasında questions tarafından bizlere iletebilirsiniz. Genel webinar takvimimize baktığımız zaman aslında tüm genel ürün portföylerimizi size tanıttık. Bunların başında Automation, Aqua, Hivak, bunların ayrı birer saat webinarları. Bunlar Danfoss TMA YouTube sayfasında yayınlandı. Bunları oradan takip edebilirsiniz. Bir önceki aylarda yaptığımız sunumlar da var. Harmonic ile ilgili sunumlarımız var. OGD ile ilgili dediğimiz One Gear Drive ürünümüzün sunumu var. Motorüstü aküple serilerimizin sunumları bulunuyor. Aslında VLT tarafında hem Compact, Advanced ve Decentral taraflarda tüm ürünlerimizin sunumlarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii bildiğiniz gibi Haziran ayı, Mayıs ayı webinarlarımızı direkt olarak sertifikalı olarak planladık ve bu sertifikaları her ayın sonunda, her ay bittikten sonra takip eden ayın ilk haftası sizlere ulaştırıyoruz. Birçok katılımcımız zaten sertifikalarına ulaşmış durumda. Eğer ulaşmayan var ise bizi tekrar bilgilendirirse sertifika tarafına tekrar bakabiliriz. Evet Fatih Bey, sizin sunum tarafınız geliyor. Evet. Şu an ben ekranımı da paylaşmıştım ama tekrar paylaşayım. Ekranım görünüyor değil mi? Evet, ekranınız geliyor. Evet. Bugünkü konumuz hibrit dönüşüm. Hibritleşme ile ilgili konuşacağız. Hibritleşmede Danfoss, Wacom neler yapıyor? Dünya nereye gidiyor? Gelecekte hibrit sistemler yani birbirinden alışveriş yapabilen, enerji alışverişi yapılan sistemlerin geleceği hakkında konuşacağız. Bu konuda Fatih Bey bize destek olacak. Ben şimdiden başarılar diliyorum Fatih. Seni ben kameramı kapatıyorum. Senin sunumunda baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Başarılar. Teşekkürler. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Fatih Karaköse. Danfoss'ta İç Anadolu Bölge Sorumlusu olarak çalışıyorum. 2 yıldır Danfoss'tayım. Bugün sizlere hibrit dönüşüm sistemleriyle ilgili bilgiler aktaracağız. Bu sistemler neler içeriyor ve ileride bizi neler bekliyor? Burada da Danfoss'un yapmış olduğu çözümlerle ilgili bilgiler vereceğiz. En sonunda referanslarımıza dünyada şimdiye kadar yaptığımız örnek projelerden bahsedeceğiz. Devam edelim. Bir saniye. Evet. Şimdi hibrit dönüşümü 2 grupta inceliyoruz. Şebekelerde hibrit dönüşüm ve endüstriyel tesislerde hibrit dönüşüm. Çünkü ikisinde farklı senaryolarla çalışılabiliyor. İlk bölüm olarak şebekelerde hibrit dönüşümden başlangıç yapacağız. Devam edelim. Şimdi hibrit dönüşüm ne için meydana gelecek ve geliyor? En büyük konu enerji ihtiyacının artması. Hızlı nüfus artışı, gelişmekte olan ülkelerin en büyük getirdiği konulardan biri. Mekanik sistemlere ya da direkt fosil sistemlerle çalışan, fosil yakıtlarla çalışan sistemlerin elektrikli sistemlere dönmesiyle daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç artması. Bu yapılan araştırmada şunu gösteriyor. 2050 yılında bugün kullandığımız enerjiye göre %140'lık bir artış bekleniyor. Aynı zamanda 2016 yılında elektrik enerjisiyle petrol kullanımı birbirine eşitti. Yani bu elektrik enerjisinin ciddi şekilde artış olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde yakın zamanda başladığı gibi ileride daha da hayatımıza girecek olan elektrikli araçlarda ciddi bir enerji kullanım tüketim aracı olarak
hayatımızın içinde olacak. Devam edelim. Tabii enerji ihtiyacının artmasında bölümde bahsettiğimiz gibi fosil tabanlı enerjiden yenilenebilir enerjiye bir geçiş de var şu anda. Dünyada fosil kaynaklı enerjilerin şu andaki payı %81. Bu 2050 yılında bu rakam %52'ye düşeceği. Bu aradaki kısmında yenilenebilir enerji kaynaklarının alacağı söz konusu. Bunda en büyük amaç karbondan kurtulmak ve iklim değişikliğine karşı tedbirler alabilmek. Çünkü ciddi bir tehdit de iklim değişikliği şu anda. Elektrifikasyonla gücü kontrol etmemiz ve optimize bir şekilde kullanmamız gerekiyor bu sistemde. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları her zaman stabil enerji vermiyor. Bundan biraz sonra yine bahsedeceğiz. Ve burada da hatlarımızı yüklere de bağlı olarak sabit bir şekilde beslememiz gerekecek. Burada enerji depolama sistemleriyle birlikte yeni ihtiyaçlar ve iki yönlü enerji akışı konuları meydana gelecek. Devam edelim. Evet, enerji depolama ihtiyaçları başlayacak dedik. Şimdi gördüğünüz gibi artık bütün proseslerde, bütün her yerden enerji üretme amacımız da var. Ticari binalarda güneş panelleriyle ya da solar invertörlerle enerji üretmek istiyoruz. Rüzgarla, vinçlerde frenleme kısmında dirençlerle sönümlendirmek yerine o enerjiyi bile kullanmak istiyoruz. Ki enerji çok kıymetli ve daha da kıymete binecek bir konu. Tabii bunun yanında artık ulaşımda ekstra enerji kullanılmaya başlanıyor. Orada bir hibrit sistem dizayn ediliyor. Madencilikte yine hibrit sistemler kullanılıyor. Gitgide enerjiyi depolama ve enerjiyi en verimli şekilde kullanma konusunda çalışmalar başladı dünyada. Biz de buna adapte oluyoruz. Danfoss da burada ciddi bir rol sahibi. Devam edelim. Evet, enerjinin dönüşümünden bahsettik. İlk olarak enerjinin dönüşümünde dediğimiz gibi iklim hedeflerine ulaşmak için karbondan arındırılmış bir yeni enerji arzu ediliyor. Bunun da en büyük kaynağı yenilenebilir enerji. Rüzgar, solar, hidroelektrik santraller ya jeotermaller gibi. Ve bu enerji üreten santraller stabil elektrik üretemediği için de enerji depolama sistemleri hayatımıza girmeye başlayacak ve yavaş yavaş hayatımızın içinde bulunacak. Devam edelim. Evet, şu anda ekranda iki tane şebeke tipi görüyorsunuz. Şu anda standart kullandığımız bir şebeke sol tarafta, sağ tarafta ise akıllı şebeke dediğimiz çift yönlü enerji geçişinin sağlandığı şebeke sistemi. Şimdi sol taraftaki şebekede bir enerji santrali ve tek yönlü enerji akışı görüyoruz. Ve hiçbir kullanıcı birbiriyle bilgi alışverişi yapamıyor. Çünkü böyle bir şeye de ihtiyaç da duyulmuyor zaten. Ama yeni sistemde birden fazla enerji üretim kaynakları bir anda devrede olacak ve enerji iki yönlü kullanılmaya başlayacak. Hatların dengeli beslenebilmesi için de depolama sistemleri devreye girecek. Peki bunlar ne avantaj sağlayacak? Enerjide dalgalanma gibi konular söz konusu olmayacak. Ve enerjinin en verimli olduğu noktada kullanılmak amaçlanacak. Aslında sadece kullanım şeklinde bile ekstra bir tasarruflar meydana gelecek bu şekilde. Burada özellikle depolama sistemi ve bilgi alışverişi konusunda da yeni akıllı şebeke sistemleri hayatımızın içine girecek. Bu konuda bizim ülkemizin de yaptığı ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan da bahsedeceğiz zaten. Devam edelim. Bir videomuz vardı Şimdi galiba Fatih. 12. slide olarak bundan işaretlemişiz. Bir sonraki mi? birkaç Tamam. saat sonra öyle. Tamam, okeydir. Enerji dönüşümü zorlukları var. Başta da bahsettiğim gibi rüzgar gibi, güneş santralleri gibi bunlar her zaman stabil elektrik üretemiyorlar. Çünkü rüzgar her zaman aynı şiddette esmiyor veyahut da güneş her zaman aynı ışığı vermiyor. Bu bir anda fazla enerji, daha sonra hiç enerji üretmeme gibi senaryolarda enerji depolama sistemleri yatırımları oluşacak. Bu ciddi bir maliyet ve akülerle ilgili süreçlerin sürekli gelişmesi bu enerji dönüşümünün zorluklarından. Ve bunun bazı avantajları da çift yönlü enerji transferi imkanı. Burada optimize verimlilik ve minimum kayıplarla temiz enerjiyle çalışacağız bu ileriki yıllarda. Devam edelim. Akıllı şebekeler neler içerir? Akıllı şebekeler elektrifikasyonla dijitalleşme ile iklim değişikliğini düzenlemesine hedefliyor aslında. En büyük amaçlarından birisi bu. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı hedefliyor.
Ve bununla beraber de batarya sistemleri, yakıt hücre sistemleri kullanmayı hedefliyor. İki yönlü transferle, enerji transferiyle daha optimize, kayıpların olmadığı bir sistemler dizayn edilmeyi hedefleniyor. Aynı zamanda bundan önce çok fazla kontrol edilemeyen güvenlik standartlarında EMC standartlarına uygun şebeke kodlarıyla şebeke temiz enerji sistem verebilen kaynakları oluşması hedefleniyor. Sistemde harmonik olmayan, gürültü olmayan yeni enerji sistemleri hedeflenerek daha az kayıplı, daha uzun ömürlü sistemlerin yapılması hedefleniyor. Tabii bu ciddi bir altyapı çalışması olacak bunlar için. Çünkü tüm kaynaklar ve tüketiciler birbiriyle haberleşmesi gerekecek. Tam bir ada sistemiyle çalışıyoruz şu anda. Ada sisteminden örümcek ağ gibi herkes birbiriyle bağlantılı şekilde bir yeni dünya düzenine geçeceğiz enerjide. Devam edelim. Evet, gelişmiş güç dönüşümün şebeke koduyla uyumluluğu. Dediğim gibi şebekeye artık gürültülü elektrik verilemeyecek. Bunun içine şebeke kodları dediğimiz sistemler geliyor ve Danfoss'un ürünleri bu konuda sertifikalı şebeke kodlarıyla uyumlu çalışan ürünler. Güç kalitesini sürekli korumak amaç şu anda. Bunun için de sistemlerin optimizasyonu için gerilim düşümü sırasında şebekeye bağımlı kalmayacak sistemler. Çünkü depolamayla beraber gerilim düşümü de anında batarya sistemleri devreye girecek. Sistemin yine stabil olarak elektriği vermesi sağlanacak. Gerilim desteğini eklemek için de reaktif akım sağlayacak sistemler yine bataryalarla bunlar sağlanacak. Güvenlik için de daha önce bahsettiğim gibi ada sistemlerinden ziyade bütün birbiriyle bağlı sistemler yeni dizayn edilecek. Devam edelim. Evet, akıllı şebekelerde güç dönüşümünde uygulamalar, işte rüzgarda bunların hepsinde, bu 8 uygulamanın hepsinde de bizim ürünlerimiz kullanılabiliyor. İşte rüzgardan enerjiyi jeneratör üzerinden al, şebekeye ver veya da rüzgarda aynı şekilde bataryadan şebekeyi besle veya da şebekeden tekrardan bataryayı besle tarzında bütün senaryolarla çalışabiliyoruz. Devam edelim. Burada bir videomuz vardı. Şimdi bununla ilgili bir örnek videomuzu göstereceğiz. Evet, devam ediyorum. Devam edelim. Gördüğünüz gibi şebekeye sürekli stabil elektrik vererek enerji kaynaklarının kullanılması mümkün. Bununla ilgili dünyada dediğim gibi yapılmış çalışmalar da var. Şimdi devam edelim. Akıllı şebeke ve güvenlik sertifikaları. Türkiye'nin de içinde bulunduğu akıllı şebeke kodları. Biz şu anda IEC 62116-2014 standartlarına uygun akıllı şebeke yatırımları yapıyoruz şu anda. Ciddi şekilde bu konuda çalışmalar var devlet tarafında. Ve dünyada da belirlenen standartlar ki bunlar voltaj aralarına göre bir benzer standartlar. Sadece kıtadan kıtaya değişen isimleri var bunların. Bu konulara, akıllı şebeke konularına uygun olmayan ürünler artık bir yeni sistemde olamayacak. Ve aynı zamanda bu standartlarda güvenlik standartları da dahil olacak. Biz yine IEC 62.109.1 standartlarında kapsamının içerisindeyiz Türkiye olarak. Danfoss'un avantajı ise bu kodları, sertifikaları bulunduran ve bu sisteme çözüm üreten bir marka olarak sistemde görev alması. Devam edelim. Enerji depolama ile ilgili büyük bir avantaj geliyor. Peak yüklerden kurtuluyoruz. Çünkü
enerji depolama olmayan yerde gelen enerji olduğu gibi bizim tüketim olan motorumuza veya da evimize direkt geliyor. Ama akıllı şebeke ile enerji depolama sisteminde ise voltaj bir filtrelenerek bize geldiği için pik yüklerden değil belirlenen maksimum voltaj seviyeleri arasında bize geliyor. Bu da mükemmel bir güç kalitesi ve ölçekli bir altyapı maliyeti oluşturuyor. Çünkü daha büyük kablo kullanmak zorunda kalmıyoruz. Daha büyük trafo istasyonları kullanmak zorunda kalmıyoruz. Enerji depolamanın görünmeyen belki de arka tarafta çok büyük sağda avantajlardan birisi. Diğer sistemi optimize tasarım yaparak oralardan çok ciddi maddi imkanlar, tasarruflar sağlayabiliyoruz. Devam edelim. Evet, Danfoss'un ürün avantajları, grid konvertör, akıllı şebekelerdeki avantajları nelerdir? Geniş bir güç aralığına sahibiz. En küçük güçten megawattlar dilisinde 690 volta çok büyük güçlere kadar çözüm üretebiliyoruz. Uygulamaya özel yazılım imkanı, grid konvertör yazılım imkanı, şebeke kodu sertifikalı, güvenlik sertifikalı, size MATLAB'dan ya da Simulate programından ücretsiz olarak simülasyon imkanı sunarak %100 doğrulukta sistemimizin nasıl çalışacağını sunabiliyoruz. Ve bunlarla ilgili çok kapsamlı destekleyici dokümanize sizlerle paylaşabiliyoruz. Devam edelim. Evet, bizim kullandığımız invertörümüz NXP Grid Konvertör. Bu hibritleme sistemlerinde, hibrit dönüşümde. Tek modül olarak 500 voltta 1.5 megawatta kadar, 525-690 voltta ise de 600 kW 1.5 megawatt arasında tek modül olarak üretebiliyoruz. Paralelleyerek 5.3 megawatta kadar da güç aralarını genişletebiliyoruz. Girişte AFE dediğimiz aktif frontend ve bununla beraber de LCL filtre kullanıyoruz bu sistemlerde. Kolay devre alma ve ilikleme imkanı, redundant sistem çalışma imkanı, arıza anında direkt redundant sistemin devreye girerek hiç non-stop sistemin çalışma imkanı, optimum bir sistem dizayn tasarım imkanı sunabiliyoruz. Ve sizin sisteminize uygun çok geniş bir yazılım input-output imkanlarıyla size çözüm üretebiliyoruz bu projelerinizde. Devam edelim. Evet, grid konvertör, akıllı şebeke, frekans konvertörün avantajları nelerdir? Şebekeyi beslemek için çeşitli kaynakları kullanabilir. Çalışması için rüzgar, hidroelektrik santral, solar fark etmeksizin her kaynaktan enerji alıp depolayabilir. Depolanan enerjiyi şebekeye transfer yapabilir. Bununla ilgili de detaylardan bahsedeceğiz. Yerel şebeke yasalarına uygundur, standartları bulunmaktadır ve yan hizmetler sağlar. Şimdi grid konvertör yazılımı neler içeriyor? Bize ne imkanlar sağlıyor? Devam edelim Göksel Bey. Güç kalitesini maksimum düzeyde tutuyor. Harmonikleri minimize edilmiş. ISO 519 standartlarına uygun. Enerji dalgalanmalarını AC, DC, DC, AC yaptığı için enerji dalgalanmalarına karşı maksimum koruma imkanı sunan ve statik şebeke desteğinde yani frekans ve aktif güç kontrolü veyahut da voltaj ve reaktif güç kontrolü imkanı yani hem voltajda hem de akımla çalışabilir sistem dizaynı. Dinamik şebekelerde yüksek voltaja ya da düşük voltaja hızlı geçiş imkanı. Beklenmedik durumlarda direkt olarak anahtarlamaları sayesinde bağlantıyı kesme imkanı. Yük dengesizliğinde ve şebeke bozulmalarında bunu depolamadan sonraki aksama sisteme yansıtmama imkanı. Grid konvertör yazılımının benzersiz özelliklerinden bazılarıdır. Ve çok yönlü yapılandırılabiliyor. İstediğiniz gibi merkez sistem veyahut da başka ada sistem gibi sistemlerde kullanılabilmesi, yedeklenebilmesi, redundant çalışabilmesi grid konvertör yazılımının benzersiz özellikleri içerisindedir. Devam edelim. Evet, 3 tip enerji tipi var. Ada tip, şu anda biraz daha kullandığımız sistemler. Mikrogrid, kendi içinde bazı yüklerin yine adanın farklı kaynaklara beslenmesi ve bunun kendi içinde grid sistem olması. Bir de akıllı şebeke. Şimdi akıllı şebekelerde bahsettiğimiz gibi iki yönlü enerji akışı var. Şebekeye bağlı bir grid topolojisi var ki genelde ağ sistemiyle bağlantısı. DC olarak kontrol var çünkü enerji depolama var zaten. Ada sistemlerde ise şebeke oluşması yüklerin beslenmesiyle doğru orantılı. Voltaj ve frekans ayarı var ada sistemlerde. Şu anda biz akım kontrolü sistem yapmıyoruz. Tabii DC bir kontrol yok çünkü çevriciler yok zaten.
Mikrogridlerde ise ünit arasında yüklerin paylaşması eğimli ve eş frekanslı modlarla bir çalışma mantığıyla gidiyor. Mikrogrid sistemler biraz daha şu anda işte hastanelerde güneş enerji santrali var. Aynı zamanda şebekeyle besleniyor. Bunlar kendi içinde bir mikrogrid sistemler. Bunlardan bahsedeceğiz. Akıllı şebekeler tamamıyla çok büyük sistemlerden bahsediyoruz. Ada sistemler daha çok şu anda kullandığımız standart şebekeler aslında. Devam edelim. Evet, simülasyon modelinden biraz önce bahsetmiştik. MATLAB ya da Simulink devre simülatörüyle %100 doğrulukta sistemimizi tamamıyla dizayn yapabiliyor ve çalışır şekilde gösterebiliyoruz. Bu şöyle bir imkan sağlıyor. Sizin bu projeler için çok hızlı onay almanızı sağlayan çok önemli bir tool bizim altımızda. Hatta şöyle ki OPD D7 diye bir kartımız var. Grid konvertörde kullandığımız. Girişte hat voltajını ve frekansını ölçen bir kart. Fiber optik haberleşen. Buna kadar ekleyip işte frekans düşüşünde nasıl tepki versin, işte frekans eşitlerinde nasıl tepki versin gibi senaryoları da gösterebildiğimiz bir simülasyon programı. Devam edelim. Evet, downforce çözümünün avantajları nelerdir? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Devam edelim. Evet, optimize tasarım süresi, simülasyon programı sayesinde ve şebeke kodu güvenlik sertifikaları sayesinde çok hızlı sistem onayı almanızı sağlayabiliyoruz. Simülasyonla sistemin geliştirilmesi, yani sadece düşündüğümüzün dışında neler yapılabileceğini de gösterebiliyoruz. Ve genişletebilir bir modüler tasarım imkanı, paralelleme yedekleme imkanı da sizin optimize bir tasarım süresi sunuyor bizlere. Ve müşteri odaklı konfigüre edilebilir bir elimizde sistem var. Bunu da sizin sisteminize uygun tasarlayabiliyoruz. Devam edelim. Evet, çok zorlu ortamlarda çalışabiliyoruz. Tabii bu grid konvertörler belki de proseste en ağır ortamlarda çalışacak, çok sıcaklarda, çok soğuklarda çalışabilecek ürünler. IP54 tip 12'ye kadar geniş koruma sınıfı imkanı, 3x3 silikon tabanlı vernikle kartların PCB kaplaması imkanı, eksi 10 artı 50 dereceye kadar geniş çalışma aralığı, güç kaybı olmadan rakım yüksek yerlerde, irtifa kapasitesi yüksek olan yerlerde 500 volta 4866 metreye kadar, 690 voltta ise de 2000 metreye kadar güç kaybı olmadan çalışabiliyor ki biz depolamayı sadece çok kolay alanlarda değil, belki de çok tepelik enerji nakil hatlarının olduğu yerlerde trafo istasyonlarında da kurulacak. Ve yüksek, rakım yüksek yerlerde güç kaybı olmadan da uzun performans çalışabiliyoruz. %95 verimlilik oranına kadar da güç kaybı olmadan yüksek verimli yerlerde, yüksek nemli yerlerde çalışabiliyoruz. Devam edelim. Evet, kullanıcı dostu bir arayüzümüz var. Gelişmiş bir kontrol kartı, kontrol paneli. Türkçe. Bunu rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Doküman kütüphanemiz çok geniş ve PC araçlarımızın hepsini ücretsiz size sunabiliyoruz. Cihaza bağlanma, izleme, yazılım yükleme veyahut da ethernet tabanlı bir haberleşme sistemi olduğunda IP konfigürasyonu yapma, güvenlik standartlarının ayarlayabilmek için Vaconsafe adı altında güvenlik programlarımızı size ücretsiz olarak sunabiliyoruz. Devam edelim. Evet, şimdi de endüstride hibrit dönüşümden bahsetmek istiyorum biraz da. Burada neler yapabiliriz? Bunları kısaca konuşalım. Şimdi bazı proseslerde şu anda yavaş yavaş enerji depolama başladı. Ama ileride birçok proseste frenleme esnasındaki enerjiden veyahut da fazla enerjiden jeneratör besleme sistemlerine kadar enerji depolama endüstriye de gireceğini öngörüyoruz. Bu konuda en hızlı giden endüstri marine endüstrisi. Biraz bundan ileride bahsedeceğiz. Burada en önemli konu pil maliyetlerinin düşmesi ve hibritleşme sisteminin, hibrit dönüşüm sisteminin biraz daha oturması gerekiyor. Gelecekte ama bu proseslerin hepsinde enerji depolama sistemleri çok yaygın bir şekilde kullanacağı yapılan çalışmalar arasında görünüyor. Devam edelim. Bir videomuz var, bunu gösterelim.
Yüksel Evet. Ekran geliyor Bey. mu? Şu anda Evet, gelmedi. geldi. Şimdi geldi. Evet. Şimdi depolamadan bahsettik. Kullanım amaçları nedir? En büyük amaç üretimde zaman kaydırmak. Yani enerjide bir problem olduğunda sistemlerin durmadan en azından sistem dizaynına göre belli süre o süreyi durma süresini aşacak kadar çalışması. En önemli amaçlardan biri en üstü de bu. İkinci amaç ise güç gereksinimi arttığı saatlerde şebekeyi büyütmek yerine bataryalardan sistemi beslemek ve daha büyük enerji nakit sistemleri yatırımından kurtulmak. Aynı zamanda gücü yedeklemek ve kendinizi güvende tutmak. Şimdi depolamada 3 tane zamana göre senaryo var. Bunların amaçları şu şekilde. Eğer 1 dakika altındaki enerji kesintisinde depolama yapılacaksa amaç 2 tane. Birincisi frekans regülasyonu. Yani voltaj gitti geldi, frekans düştü, sistemin durmaması frekans regülasyonu. İkincisi güç kalitesinin artırılması. 15 dakika altında, 1 ile 15 dakika arasında bir gücü beslemek istiyorsak, depolama yapmak istiyorsak, yükü dengelemek ve sabit kapasiteyle sistemi çalıştırmak en büyük amaç. Ve spinning rezerv dediğimiz hızlı geçişlerde sistemin problem olmadan devam etmesini sağlamak. 15 dakika üstünde artık ciddi şekilde enerji olmadan yerde enerji depolamayla sistemi çalıştırmak istiyorsak da tamamen gücü yönetmek istiyoruz, enerjiyi yönetmek istiyoruz. Burada yine üretimde zaman kayması konusunu en çok burada karşısında çıkan konu. Amaçlara göre depolama sistemi değişiyor. Yani bizim bir 1 megawattlık gücümüz var. Biz 1 megawattlık depolama mı yapacağız? Yapmak zorunda değilsiniz. Burada tamamıyla biz size bir danışman gibi konuşabiliriz bu konularda. Sizin ne kadar süre bu enerjiye ihtiyacınız var? Bunlara göre de sistem tasarımı yapılabiliyor. Bunlarla ilgili devam edelim. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Evet, tabii ki de temel düşünce her zaman güç talebindeki sorunları en uygun maliyetle en optimum şekilde çözmek. Şimdi burada birden fazla çözüm olabilir. İşte enerji nakil hattını büyütürsünüz, depolamaya girmezseniz, yedek motorlar koyarsınız, jeneratör sistemleri geliştirirsiniz, sistemi yerleştirirsiniz gibi birçok senaryolar mümkün. Depolamada bunlar gibi bir sistem ve uygulanmasında bazı sizin seçimde kriterleriniz var. Nedir? En önemli konu mevcut sistemin nasıl olduğu ve batarya sistemlerinin buna uygulanabilir olup olmadığı ve devamlı ticari konular ve bizim size yaptığımız öneriler. Şimdi sağda iki tane görsel görüyorsunuz. Birinci görsel merkezi sistem, AC-DC besleme sistemleri. İkinci sistem sağdaki fotoğrafta ise DC-DC konvertörle yükte fazla enerjiyi depola daha sonra buna direkt motoru kontrol et şeklinde bütün sistemlere uygun çalışabiliyoruz. Devam edelim. Evet, makine entegre sistemlerden bahsetmeye başladık. Şimdi burada jeneratörlerden kurtulma, trafolardan, büyük şalt ekipmanlarından kurtulma gibi çok büyük yararları var bu sistemin. Ve bu sistemin bence diğer bir konusu ileriye dönük daha da bu aktif olacak. Daha uygun maliyetlere çözümler sunması ve sadece bir yeri değil, tüm sisteme yedekleme imkanı gibi onu da çözüm sunması da büyük endüstri tesisleri için olmazsa olmaz gidişatlardan birisi. Devam edelim. Evet, şimdi bizim komple sistem çözümü sunabiliyoruz endüstri tesislerinde. Burada şimdi bir devam edelim Yüksel Bey. Animasyonumuz var burada. Birinci kısım AC enerjiyi aldı, yeşil kısım DC'ye çevirdi. AC dediğimiz ünite. İkinci kısım mavi olan kısım da DC enerjiyi motoru sürmek için kullandığı INU dediğimiz kısım motoru kontrol ediyor. Şimdi bir daha basalım. Son kısım sağdaki sarıydı galiba rengi de. Sarı olan kısım da
Batarya besleme, grid konvertör kısmı, DC-DC konvertör kısmı. Komple bu şekilde bir sistem çözümü sunabiliyoruz. Ve bütün bu modüller güç ünitesi olarak birbiriyle aynı hardware'e sahip, birbirini yedekleme imkanı sunması, endüstriler için hem yedekleme maliyetinin düşük olması, hem non-stop sistem dizaynı bulunmaz bir nimet gibi görebiliriz burayı. Bu şekilde paralelenebilir, artırılabilir güç imkanıyla birlikte kolay yedekleme imkanı da AC grid'i enerji depolama sisteminde kullanmaya çok elverişli görüyor. Aramızda İlkay Bey de var, Marmara Bölge Satış Müdürümüz. Yakında bir vinç projesi takip etmişti İlkay Bey. Orada da vinçlerde bu tarz çözümler sunulmuştu. Yani yavaş yavaş bu çözümler vinç sistemlerinde, belki uzun konveyör proseslerinde, pompalarda bile kullanılmaya başlanacağını öngörüyoruz. Devam edelim. Evet, bu sistemin en yoğun kullanıldığı şu anda yerler genelde gemiler. Çünkü off-grid, denizin ortasında sistemden bağımsız. Şimdi normalde jeneratörlerle, dizel jeneratörlerle sistemlere yol veriliyor. Ve gerek alternatörler üzerinden, gerekse fazla enerji aküler üzerinde depolanarak daha sonra aküler üzerinden sistemin yol verilmesi sağlanıyor. Burada çok ciddi bir enerji tasarrufu var. Ortalama %30'luk tahrik sistemlerinde enerji tasarrufu sağlanabiliyor batarya sistemlerinde. Ve verimler artırılabiliyor. Aynı zamanda bu sistemde yavaş sahile yaklaşma gibi konular meydana gelebiliyor. Bir sonraki slaytta biraz bunlardan bahsedeceğiz. Kullanım amaçlarına bir devam edelim. Bundan sonraki slaytta. Frekans regülasyonu imkanı. Şimdi bu yük dengeleme ve frekans regülasyonu kısmında mesela bataryada enerjiyi depoladık. Serbest seyir modu imkanıyla yavaş hızda gemiyi en yakın limana götürebilme imkanı sunuyor. Durdurma modunda kullanılabiliyor ve enerjiyi yedekleme imkanı gemiler için zaten olmazsa olmaz bir sistem. Bir geri gelebiliriz Göksel Bey. Evet, 2016'da Olimpik Enerji'nin gemisinde frekansı regüle etmek için, yani enerji geçişlerinde frekansın dalgalanmasını önlemek için 2 tane 700 kW'lık peak shaving modunda enerji depolama sistemi yapıldı ve beklenenden çok daha verimli çalışıyor bu sistem. Bununla ilgili de yaptığımız yavaş yavaş örneklere geçiyorum bundan dolayı. Yavaş yavaş projelerimiz var. Bu da Olimpik Enerji'yle yaptığımız çok güzel bir referans proje. Devam edelim. Bir videomuz daha var gemilerle ilgili. Buna bakalım bir. Devam edelim.
Evet, Danfoss Drive hibritleşmeye nasıl yaklaşıyor? Bundan da bir kısa bilgi verelim. Şimdi hibrit dönüşümlerde neler oluyor diye konuştuk. Hibritleşme dediğimiz, enerji dönüşüm dediğimiz konu aslında bir sistem. Enerji yönetim sistemi, güç yönetim sistemi, enerji depolama sistemi ve bizim içinde bulunduğumuz güç dönüşüm sistemi. Biz Danfoss olarak güç dönüşüm sistemi tarafındayız sadece. Ürünleri üreten ve gerekli software desteğini, ürünlerimiz tarafında gerekli software desteği veren bir markayız. Bu sistemde dünyada da partnerlerimize veriyoruz, sistem entegratörleriyle. Bunlar batarya üreticileri de olabiliyor veyahut da sistem uygulayıcıları da olabiliyor. Veyahut da bir gemi imalatçıları da olabiliyor, marine taraf için konuşuyorum. Onlar Danfoss bu sisteme komple çözüm, yani batarya üretimi veyahut da olduğu gibi enerji yönetim yazılımı gibi yazılımlarla değil, sadece ürün tedariğiyle hibrit dönüşümde var olmayı tercih ediyor. Devam edelim. Evet, dünyada yaptığımız bazı referanslardan bilgi verelim. Devam edelim Gökçer Bey. Finlandiya'da, Haiti'de bir hastane projesi çatıdaki güneş panelleriyle hibrit bir sistem dizayn ediliyor, enerji depolama. Genelde bizim ülkemizde bu güneş enerjisinden gelen enerji direkt şebekeye transfer ediliyor ama Finlandiya'daki bu projede enerji depolama şeklinde bir dizayn yapıldı. Burada şebekeyi yedeklemesi müşterinin en büyük avantajı aslında hibrit sistemle birlikte. Ve elektrik maliyetini aşağı çekmesi, kısa duruş sürelerinden kurtulması, gereksiz yere artırılmış bir gücü kaynağını artırmak zorunda kalmıyor. Çünkü elinde zaten bir batarya sistemine depolanmış bir enerji. Ve bunların da daha ötesinde daha temiz bir hava kalitesi sunabiliyor çevresine. Devam edelim. Evet, Alfen batarya üreticisi, Danfoss'un globalde partnerlerinden birisi bu konuda, enerji depolama konusunda. Elektrikli hızlı şarj istasyonları ve konteyner enerji depolama istasyonları üretiyorlar. Ve bu konuda da bizim ürünlerimizle hareket ediliyor. Burada güneş enerjisinden yararlanarak enerji depolama sistemi yapılması, depolama konteynerlerin bataryaların içerisinde ve pik yüklerden kurtulması, güç kaynağının yedeklemesi bu sistemin en büyük avantajı. Müşteriye ekstra faydaları ise güvenilirliği artması, pik yüklerden azalması ve bizim de ülkemiz olduğu gibi değişken fiyat tarifesi olan yerlerde tarife pahalı zamanlarda batarya sistemlerinden enerji transferi yapılması, tarifenin düştüğü yerlerde de şebekenin direkt kullanılması şeklinde değişik senaryolarda sistemin kullanılabilirliği müşterinin en büyük avantajlarından birisi bu projede. Devam edelim. Evet, su pompacı projesi 90 kW'lık frenleme esnasında, duruştaki frenleme esnasındaki enerji depolanarak daha sonra enerji dalgalanması konusunda, gitgeller konusunda sisteme cihazı besleyebiliyor. Bir dakikalık bir besleme yapabiliyor burada. O size biraz önce bahsettiğimiz 1 dakika, 15 dakika ve 15 dakika üstü senaryolardan bu 1 dakika kısım. Sürecin bozulmasını engelliyor ve arıza maliyetlerini, arızaları ciddi şekilde azaltıyor. Çünkü enerji bir anda gitgelden ziyade cihaz 1 dakikaya kadar bataryadan beslenebiliyor. Ve bunun sonunda bataryalar sayesinde rampalı bir duruş yaparak pompaya da zarar vermesi de engellenebiliyor. Bu tarzda küçük kompakt sistemlere dizayn edilebiliyor. Devam edelim. Evet, Katriona feribotu, hibrit bir feribot. Burada batarya sistemlerinde hareket enerjisinden alternatörlerle batarya sistemleri dolduruluyor. Aynı zamanda ilk şebeke enerjisiyle de bataryalar doldurularak daha sonra tahrik sisteminde bataryalardaki enerji kullanılarak motorlara yol veriliyor. Burada iki tane 375 kW sıvı soğutma grid konvertörlerimiz kullanıldı. Bataryalara 800 kWh'lik lityum iyon bataryalarla sistem dizayn edildi. Ve bu sistemde %33'lük bir yakıtta tasarruf sağlandı. Ve yine havaya temiz hava kalitesi de en büyük aslında avantajımız bizim burada. Evet, sunumumuzu burada bitiriyoruz. Sizin de sorularınız varsa almak isteriz.
yeni bir konu, dönüşüm ve ileride hayatımızın içinde çok daha fazla olması planlanan, beklenen konulardan birisi. Ve biz Danfoss olarak da burada gerekli çözümleri üreterek sizlerin yanınızdayız. Yani şöyle Fatih, eline sağlık, çok güzel bir sunum oldu. Genel anlamda ben de Teşekkür şöyle ederim. birkaç yorumla birlikte bu çalışmaları biz aynı zamanda Türkiye Enerji Bakanlığı'yla da yürütüyoruz. Enerji Bakanlığı'yla güneş panelleri, bildiğiniz gibi neredeyse her yerde güneş panelleri kullanılıyor artık. Bu güneş panelleriyle birlikte yüklerin artık yönetilmesi gerekiyor. Çünkü güneş panelinden ve pilinden gelen enerji direkt şebekeye aktarıldığı zaman pik yükler oluşuyor. Pik yükler oluştuğu zaman da bu tarzda konteyner tipi enerji depolama sistemlerine ihtiyaç oluyor. O konularda görüşüyoruz. Ayrıca Türkiye'de çok fazla marin projesi gerçekleştiriyoruz. Bu marin projeleriyle birlikte de grid konvertörlerle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Güzel bir sunum oldu. Eline sağlık Fatih. Şimdi soru tarafı tabii ki yeni bir konu olduğu için cihaz sunumlarından farklı bir konu. O açıdan şu an için çok bir soru görünmüyor. İstersen yavaş Evet. yavaş oturumu kapatabiliriz. Eline sağlık. Sen de birkaç Ben yorum teşekkür yaparsan ederim. anladım. Dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim ilk başta. Böyle bir yeni bir konuda sizleri bilgilendirmek gerçekten çok güzel bizim tarafta. Ve inanıyorum ki ileride siz de bu konuda tabii konu biraz daha ısındıkça, marine ilgilenen taraf biraz daha sanırım sıcak uğraştıkça Danfoss'un burada çözümleri olduğunu ve size bu konuda her türlü partner olarak yol alabileceğimizi bilin. Umarım ileride bu konuda da daha çok konuşabiliriz. Projeleri beraber değerlendirebiliriz. Görüşmek Evet. üzere. Sağlıcakla Görüşmek kalın. üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.